Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Hatemen Nebiyyin. Kıymetli izleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Siyer-i Nebisini anlatmaya devam ediyoruz. İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitime çok önem vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Suffe'nin kurulmasıyla oradaki sahabi efendilerimize Kur'an-ı Kerim'i, dini celili İslam'ı geceli gündüzlü anlatıyor ve onların hizmetlerini bilfiil kendisi takip ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen Emirül Müminin Hazreti Osman Efendimizin rivayetinde şu hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal: Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve alleme." Ravahul Buhari. Sahih Buhari'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 4. yılında irşat vazifelerine hız vermişti. Ashab-ı Suffe efendilerimizi civar kabilelere dini celili İslam'ı anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i aktarabilmek için onları görevlendiriliyor ve onlar vazifelerini yerine getirebilmek için civar kabilelere İslam dinini anlatmak için seferler düzenleniyordu. Bunlardan bir tanesi de Raci vakası dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 10 kişilik bir ashab efendimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Adel ve Kara kabilelerinin bulunmuş olduğu bölgeye gönderip onlara dini celili İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i aktarabilmeleri için 10 irşad ehlini Ashab-ı Suffe'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asım bin Sabit'in riyasetinde Ashab-ı Suffe olan 10 tane ashab-ı kiram efendimizi Adil ve Kara kabilelerine Kur'an-ı Kerim'i aktarabilmek için göndermişlerdi. Ashab-ı Suffe'den olan 10 kişi Raci denilen bir su kuyusunun bulunmuş olduğu bölgeye geldiklerinde bir anda etraflarının okçular ve süvari birliği tarafından kuşatıldığını gördüler. İhanete uğradıklarını anladıklarında Asım bin Sabit radıyallahu anh yanında bulunan 9 arkadaşı ile beraber bir daha sığınmış oldular. Ve Asım bin Sabit radıyallahu anh arkadaşlarına döndü ve şöyle dedi: "Arkadaşlarım, ben asla Mekkeli müşriklere inanmıyorum, güvenmiyorum. Biz bunlara teslim olsak izzetimiz, dinimiz, canımız ve namusumuz çiğnenebilir. Dolayısıyla biz teslim olmayalım, savaşalım" diye karar verdikten sonra Asım bin Sabit radıyallahu anh ve orada bulunan 9 sahabi efendilerimiz kendi güçleri nispetinde çarpıştılar. Ve birçoğu şehit oldu. Sadece Zeyd radıyallahu anh ve Hubeyb isminde 2 sahabi esir alındı. Mekkeli müşriklere ücret para karşılığında satılmış oldu. İbn-i Sa'd olayı şu şekilde anlatır: Raci vakasında pusuya düşürülen, ihanete uğrayan Ashab-ı Suffe efendilerimiz şehit olmuşlardı. Bedir ashabından olan savaşta bulunan Asım bin Sabit radıyallahu anh iyi çarpıştığından dolayı, iyi ok attığından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "çarpışan Asım gibi çarpışsın" iltifatına mazhar olmuştu. Bedir'de birkaç tane Mekkeli müşriği ileri gelenlerini öldürdüğünden dolayı Asım ve Hubeyb, Zeyd efendilerimizin başları üzerine 100 deve ödül verilmiş ve Mekkeli müşrik ileri gelenleri şöyle demişlerdi: "Biz onların kafa taslarını oyup onların kafa taslarında şarap içeceğimiz günler yakındır" diye bu iştah ve arzu ile bekleşiyorlardı. Asım bin Sabit radıyallahu anh Ashab-ı Suffe ile beraber Raci kuyusunun bulunmuş olduğu bölgede çarpıştılar ve şehit düştüler. Şehit düşmeden önce nakledilen bir olay şu şekilde izah edilir. Dua ediyor ve diyor ki, ya Rabbi benim tenime, benim canıma Mekkeli müşriklere dokundurma Allah'ım diye dua ediyor. Aradan yıllar geçmiş, Hazreti Ömer Efendimiz Asım bin Sabit'ten bahis olduğu zaman diyor ki, ne dirisine ne de ölüsüne Mekkeli müşrikler Asım bin Sabit'in dokunamadı diyor. Asım bin Sabit radıyallahu anh savaş meydanında şehit olduğunda kellesini alalım da götürelim diye üzerine hücum eden, hançerini çekenlere karşı Hazreti Allah görünmeyen ordularından bir ordu göndermiş. Arılar Hazreti Asım'ın başı üzerinde dolaşıyor. Mekkeli müşrikler arılardan dolayı yaklaşamıyor. Diyorlar ki kendi aralarında, akşam olduğu zaman arılar gider. Dolayısıyla biz de kellesini rahat bir şekilde alırız. Bekleyelim şurada diyorlar. Akşam olunca Hazreti Allah Celle Celaluhu bir yağmur yağıyor ve bu yağmur cesedi alıyor ve kaybediyor. Dolayısıyla Asım bin Sabit'in beklenen kellesi, başı Mekkeli müşriklerin eline asla ulaşmıyor. Hazreti Allah koruduğu zaman hem yağmuru ile koruyor, hem arıları ile koruyor ve Asım Efendimiz Allah Celle Celaluhu şehit olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cennetül Firdevs'te komşu eğiliyor. Raci vakasında ihanete uğrayan Ashab-ı Süffe'den Zeyd ve Hubeyb isminde iki sahabiyi esir aldılar. Ve Mekkeli müşriklere ciddi paralar ile sattılar. Mekkeli müşrikler Zeyd ve Hubeyb Efendimiz'i ilk önce esir ettiler, zindanlarına attılar ve onlara işkenceye tabi tuttular. Hatta Hubeyb Efendimiz'i bir tane cariye şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, ben Hubeyb o esaret zamanında çok mahzun olduğum anlar oldu ve hayret dolu vakitler gördüm diyor. Hayret dolu vakitler nedir diye sorulduğu zaman diyor ki, biz kendisine nimet olarak hiçbir şey sunmadığımız halde koca koca salkım salkım üzümleri her vakit o üzümlerden yediğini çok rahat bir şekilde görürdüm diyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu bir peygamberin ashabını bu şekilde güzel kerametler ile, bu şekilde güzel nimetler ile onları cennet üzümleriyle besliyor idi. Hubeyb Efendimiz şehit edileceği vakit Mekkeli müşrikler Hazreti Hubeyb'i şehit edeceği Tenim denilen bölgeye götürüyorlar. Bütün Mekkeli müşrikler toplanıyorlar. Hubeyb Efendimiz izin istiyor. Diyor ki, müsaade ederseniz 2 rekat namaz kılayım. 2 rekat namazı Kabe-i Muazzama'ya dönüyor ve kılıyor. Hubeyb ölümden korktu demesinler diye de namazını kısa tutuyor. Namazdan sonra ellerini açıyor ve dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi burada benim selamımı iletecek göz bulamıyorum. Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamımı iletiver ya Rabbi diyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ashab-ı kiram efendilerimizle sohbet esnasında olayı bize Zeyd bin Harise naklediyor. Zeyd bin Harise radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara durdu ve şöyle söyledi. Aleykümesselam ya Hubeyb. Dedik, ya Resulallah kime selam verdiniz? Dedi ki, şu an Hubeyb Mekkeli müşrikler tarafından 2 rekat namaz kıldıktan sonra şehit edildi. Bizlere selam iletmişti. Biz de selamını aldık diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o durumu, o olayı anlatmış oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bağlılığından bir tane güzel numunedir Hubeyb Efendimiz. Şehit edilmeden önce Mekkeli müşrikler şöyle diyorlar: senin yerinde Muhammed olsa ne yapardın? Bak sana sahip çıkamadı. Gel dininden dön, vazgeç. Muhammed'e isyan et derler. Hubeyb Efendimiz der ki, değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim yerimde olmasını arzu etmem, onun ayağına bir dikenin batmasına bile asla rıza göstermem diyor. Ve dini celili İslam'ı, şahadeti, kelime-i tevhidi yüksek bir sesle haykırmış oluyor Mekkeli müşriklerin karşısında. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek oradaki bulunan bütün Mekkeli müşriklere şehadetin güzelliğini öğretmiş oluyor son nefesini teslim etmeden önce. Mevlamız Celle Celaluhu her birerlerimize Hubeyb Efendimizin, Zeyd Efendimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığını bizlerler de aynı şekilde örnek alarak hayatımızı tatbik etmeye, sünnet-i seniyyeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam bir şekilde ittiba etmeye Rabbim bizleri de muvaffak eylesin. Ashab-ı Suffe efendilerimizin bu ihanete uğratılmış olması, bu ihanete uğramaları ve pusuya düşürülüp şehit olmaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzülmesine yol açtı. Sahabe efendilerimiz de çok üzüldüler. Ve Kur'an-ı Kerim'de, Kurtubi tefsirinde nuzulü sebebiyle alakalı rivayet edilen bir rivayeti sizlere aktarmak istiyorum. Bismillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Bakara suresinde Mevlamız buyuruyor ki, İnsanlardan öyleleri var ki nefislerini Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak için canlarına kıymışlar, canlarını teslim etmişler ve fîsebilillah uğrunda canlarını feda etmişlerdir. Vallahu raufun bil ibad. Şüphesiz Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarına çok şefkatli olandır. Şefkatli olan, merhametli olan, rahmetiyle tecelli eden Mevlamız Ashab-ı Suffe efendilerimizin, şehit olan o sahabe efendilerimizi, Zeyd ve Hubeyb efendilerimizi en güzel makamlarında, en güzel yerlerinde, cennetin en zirvelerinde ağırlayacaktır. Mevlamız bizlere de o güzelliği ikram eylesin. Hicretin 4. yılında yine üzgün bir olay zuhur etmişti. Bir Ma'une olayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Necid bölgesinden gelen Ebu Bera isminde mümin olan birisi dedi ki, ya Resulallah, bizim Necid bölgesine Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, kabileleri İslam'a davet edecek, bize sizin ashab-ı suffenizde müderris, muallim, mürşit gönderebilir misiniz diye talepte bulunmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Raci vakasındaki üzgün olaydan dolayı çekindi ve dedi ki, onlara belki sahip çıkamayabilirsiniz, onlar da ihanete uğrayabilir düşüncesiyle Ebu Bera'ya durumu izah etti. O da dedi ki, ya Resulallah, benim korumam ve benim güvencem altımda deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 kişilik bir Kur'an ehlini, Ashab-ı Suffe'yi, dini celili İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için Necid bölgesine doğru irşat vazifesine binaen yollamış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe efendilerimiz ve bizler emri bil ma'ruf, nehy anil münker, irşat vazifesine çok ehemmiyet göstermemiz lazım. Zira bugün güzel Türkiye'mizde, güzel İstanbul'umuzda nice sahabe efendilerimiz metfundur. Eyüp Sultan Hazretlerimizin İstanbul'umuzda ne işi vardı? 80 küsür yaşını aşmasına rağmen devesinin, atının üzerinde torunları, dedeciğim sen dur biz gidelim demelerine rağmen o İslam dinini, İla-i Kelimetullah'ı bu bölgelerimize ulaştırabilmek için atların ve develerin sırtında durmadan, yorulmadan bu irşat vazifesini yerine getirebilmek için uğraşıverdiler. Allah hepsinden razı ve memnun olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bera tarafından verilen teminata binaen 70 sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Necid bölgesine Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için yola çıkmıştı. Ebu Bera Peygamber Aleyhisselam'ın güvence mektubunu yeğenine ulaştırmış. Yeğeni mektubu hiç okumadan amcası iyi niyetli olan Ebu Bera'ya da muhalefet ederek bir takım sağdan soldan kabilelerden savaşçılar bularak bir Ma'une denilen yerde sahabe efendilerimizin hepsini kılıçtan geçirmiş ve şehit etmişti. İçlerinden sadece biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşsın diye hızlı bir şekilde koşuşturmuş ve Medine-i Münevvere'ye yetişmişti. Amr ismindeki sahabi Medine-i Münevvere'ye gelirken yol güzergahında iki kişiyi görmüş kılıçlarıyla beraber bir ağacın dibinde istirahat ediyorlar. O kendilerini tuzağa düşüren gruptan zannederek kafir düşüncesiyle, müşrik düşüncesiyle onların ikisini orada öldürüvermişti. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde durumdan bahsedildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar daha yeni henüz Müslüman olmuş kabilelerine doğru giden iki tane Müslüman olarak söylenildiğinde Amr Efendimiz üzülmüş, yanlış yaptığını anlamış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Amr'ın yapmış olduğu bu olaydan dolayı ona sitem etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Amr Efendimizin öldürmüş olduğu iki tane henüz yeni Müslümanın diyetini kabilelerine ödeyebilmek için Medine-i Münevvere'de bir grup sahabe efendimizle beraber müttefiki olan, aynı Medine-i Münevvere'de yaşayan, yalnız Yahudilerin her seferinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimizi arkadan vurma, Uhud'da yaptıkları gibi sonraki savaşların hepsinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları gibi böyle bir ikilemleri vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir yurduna gitti. Kuba Mescidi tarafında oturuyorlardı onlar. O Beni Nadir yurdunda dedi ki bunların diyetleri ödenmesi lazım. Sizin üzerinize düşen de şudur deyip onlardan diyet miktarını talep etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve birkaç tane sahabe efendilerimiz bir duvarın dibinde Beni Nadir'den gelecek emanetleri beklerken Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselama gelmiş. Ya Resulallah burayı hemen terk ediver zira senin aleyhine bir tuzak kuruluyor ifadesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam iletmişti. Hakikaten Yahudiler kendi aralarında duvarın dibine oturtturmuş ve duvarın üstündeki büyükçe bir taşı bir Yahudi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başı üzerine bırakacak ve o taşın darbesiyle beraber Peygamber aleyhisselamı öldürmeyi, şehit etmeyi düşünüyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orayı hemen terk ediverdi. Bu terk etmenin akabinde Beni Nadir'le arasındaki var olan bu problem daha çok açığa çıkmış oldu. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.